Herkese merhabalar. Bugün sizlere ES|32 kullanarak nasıl verileri hem Google Sheets'e atıp hem Google Sheets'ten verileri çekebileceğinizi göstereceğim. Yani en azından böyle bir metot olduğunu bilin. Burada bir tane DH22 sıcaklık ve nem sensörü var. RGB LED'im olmadığı için şu şekilde kendi RGB LED'imi yaptım. Hani burada da pin çıktılarını nasıl verebildiğimizi görebiliyorsunuz. Yani buraya sadece LED değil, röle, farklı sensörler, hani farklı çıktılar alabilirsiniz. Mesela buradaki kırmızı butonuna basarsak, şimdi burada kırmızının LED'in yandığını göreceğiz. Tabii burada bir 5 saniye gecikme olabilir. Bunun sebebi Google Sheets'in çok daha hızlı çıktı vermemesi. Ama 5 saniye fark gördüğünüz gibi çok da uzun sürmüyor. Burada yanma sönme süresini de ayarlayabileceğimiz herz değeri var. Mesela 30 FPS yapalım. Yani 30 Hz yapalım. Şimdi LED'in büyük ihtimalsiz kırpıştığını görmeyeceksiniz bile. Mesela şu an şu şekilde yaparsam yansımanın belki parladığını görebilirsiniz ama LED gördüğünüz gibi dümdüz yanmakta. Ben gözümüz daha iyi ayırt etsin diye bir herzi çekeceğim. Buradan mavi LED'i de açıp kapatabilirsiniz. Şimdi burada gördüğünüz gibi ben bir hava istasyonu kurdum. Mavi ışık sizi öğretmeden mavi ışığı da bir kapatayım ve devam edelim. Burada evimin sıcaklığı, işte ortalama sıcaklığı evimin, ortalama nem ve anlık nem değerlerini okuyan gördüğünüz gibi burada bir gösterge panelim var. Burada da ES|32'nin Google Sheets ile iletişime geçme süresini görüyorsunuz. Şu an 1 dakika 3 saniye. Gayet güzel bir değer. Bunu 5 saniyeye kadar düşürebiliyorsunuz ama o zaman tabii Google Sheets kasıyor çünkü hani bu işler için pek yapılmış bir şey değil. Ama zaten hava istasyonu olduğu için 1 dakikalık bir veri alışveriş süresi çok kaliteli. Burada bağlantı hatası sayısını görüyorsunuz. Bağlantı hatası sayısı ne? Şimdi benim ES|32'nin internet bağlantısı kesilirse ve ben evde değilsem ya da hani herhangi bir şey olursa 10 dakikanın üzerine çıktığında gecikme bir kere burası sayıyor. Mesela size anlatana kadar ES|32'nin fişini çekelim ve size göstereyim. Şu an saat 12:38. 48'de tekrar sakın. Bu arada Google Sheets nedir bilmeyenler için anlatayım. Google Sheets online bir Excel, bir veri düzenleme, veri işleme programı. Hem mobilde hem de bilgisayarda rahatlıkla kullanabiliyoruz. Gördüğünüz gibi ben burada böyle bir mobil arayüz tasarladım kendimce. Buradan bütün kontrolleri aynı şekilde bilgisayarda yaptığım gibi yapabiliyorum. Gördüğünüz gibi metinleri değiştirebiliyorsunuz, düzenleyebiliyorsunuz vesaire. Mesela buradaki LED sekmesine geldiğimde de gördüğünüz gibi bilgisayardaki arayüze aynen ulaşabiliyoruz. Mobile tekrar geldiğimizde de mobil arayüzü, mobil grafikleri görebiliyoruz. Burada da gösterdiğim logların aynısı burada. Yani kısacası dünyanın neresinde olursanız olun bu uygulamaya erişip verileri izleyebilirsiniz, takip edebilirsiniz. Sadece internet bağlantınızın olması yeterli. Yani bu şekilde. Şimdi burada gördüğünüz gibi grafiğimiz var. Sıcaklık ve nem grafiği çok klasik. Ve bunu ben şu an 3 güne kadar logluyorum. Bu şekilde. Peki bunları nereye logluyorum? Gördüğünüz gibi burada Heat Nem diye bir tane page açtım, sayfa açtım. 13.05.2023.9.25 39. saniyede işte 599. milisaniyede 24.80 sıcaklık, 63.10 nem varmış falan. Hani bu şekilde gördüğünüz gibi bütün veriyi burada logluyorum. Evet. Yani bayağı veri var. Gördüğünüz gibi 16.05.2023'e kadar veriyor. Mesela burada nem artmıştı, artmıştı, artmıştı. Şurada yağmur yağdı. Bakın burada bağlantı kopmuştu. Şeyin boncuğun zıpladığını göreceksiniz zaten. Burada bağlantı kopmuştu. Burada da bağlantı koptu. Bu arada yağmur yağdı işte. Nem değeri düştü. Şu an tekrar yükseliyor. Ve yükselip tekrar yağış olana kadar bu şekilde grafik izleyecek. Gördüğünüz gibi sağ tarafta da API dediğimiz, siz Google'a hava durumu yazdığınızda gelen cevap. Yani lokalde hava durumu istasyonlarının ölçtüğü veri var burada da. Bunu da işte API zamanı dediğim
En son ne zaman güncellenmiş bu veri? Şu an mesela 12.22. Bunu hemen bir daha güncelleyelim. Buradan makrolar deyip. Gördüğünüz gibi şu anda güncelleniyor. 01.01.1970 oldu. Yani veriler sıfırlandı. Şimdi birazdan gelecek. Burada gün doğumu, gün batımı, anlık sıcaklık, hissedilen sıcaklık, atmosferik basınç. Hani bütün bu verileri internet üzerinden alıyorum ve hava durumu fotoğrafında buraya yapıştırıyorum. Verilerin gelmesi gördüğünüz gibi bir 10 saniye sürüyor. Çünkü Google Sheets ilk önce oraya bağlanıyor, oradaki verileri alıyor, sonra kendi tablosuna döküyor. Hani bunu ESP32 yapmıyor. Şu an bunun bağlantısı kesik gördüğünüz gibi. O yüzden hani kendi kendine burada aslında işleyen bir sistem var. Ve bunu böyle, bu şekilde bedavaya yapabilmek gerçekten mükemmel. Akıllı ev sistemleri ya da ne bileyim bir şeyi izlemek istediğiniz gayet keyifli ve güzel. Mesela burada LED çıktısı bağlamak yerine bir servo motor bağlayabilirsiniz. Kapıyı açıp kapatabilirsiniz. Ya da röle bağlayıp yani ışıklarınızı kontrol edebilirsiniz. Dışarı bir güneş sensörü koyup gündüz gece olduğuna göre burada komutlar düzenleyebilirsiniz. Mesela şöyle bir örnek verebilirim. Şimdi burada hava durumu normalde açık yazıyor ya. Mesela burası yağmurlu olsaydı burada yağmurlu yazacaktı. Mesela bu bloğun değeri yağmurlu olduğunda ben hiçbir nem sensörü, yağmur sensörü falan kullanmadan. Burası yağmurlu olduğunda mesela mavi ledimin yanmasını istiyorsam mesela demiş ki burada yani demişim ki daha doğrusu mesela bu hücrenin değeri şu anda sıfır. Ama ben buna bir fonksiyon atarsam mesela if I12 I12 de burası oluyor. Eğer içindeki değer açıksa buraya açık yazalım. İçerinin değerini 255 nokta sıfır yap. Gördüğünüz gibi şu anda mavi LED'in değeri 255 oldu. 255 LED'i yak demek, sıfır LED'i söndür demek. Mesela burada yeşili işaretlersem gördüğünüz gibi değeri 255.0. Tiki kaldırdığımda 0.0. Yani kapalı durumuna geliyor. Mesela burada da gördüğünüz gibi I12 değil, I13'müş burası. O yüzden az önce hata aldım. Biraz oraları kırpmak zorunda kaldım. Gördüğünüz gibi I13. Diyorum ki I13'ün içinde yazan şey açıksa 255 yaz. Şimdi mesela dediğim gibi hava durumu açık olduğunda mesela mavi led yanıp sönecek. Mesela bu ne işimize yarayabilir? Diyelim bizim ayakkabılığımızda şemsiyemiz var. İşte bir takım ekipmanlar var falan. Mesela dışarısı yağmurlu olduğunda hani şemsiyeni al diyebilir. Yani bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Ha diyeceksiniz zaten yağmur yağdığında burası yağmurlu yazmıyor mu? Hayır. Bu bir saat içerisindeki hava durumu verisi. Mesela bunu 3 saat, 5 saat falan da yapabilirsiniz. Bu arada gördüğünüz gibi Open Weather ücretsiz bir bize hava durumu sağlayıcısı. Buradan mesela fiyatlandırmaya gittiğimizde gördüğünüz gibi bedavaya ayda 1 milyon API isteği atabilirsiniz. Yani 1 milyon kere güncelleme yapabilirsiniz. İşte 3 saatlik 5 günlük hava durumu raporu alabilirsiniz. Anlık hava durumunu alabilirsiniz falan filan. Bunu yapabilirsiniz. Bakalım 12.48 olsun. Ben de USB'yi tekrar takayım. Böylelikle bağlantı hatası sayısını görebilirsiniz. Tamamdır. 12.48 oldu. USB'yi takıyorum. Wi-Fi'ye bağlanırken birkaç kere parılıyor bu şekilde. Şu an bağlandı. Mesela gördüğünüz gibi mavi led yanıyor. Mesela bunu geri alalım. Mesela buraya 0.0 yazalım ve geri alalım. Ve şimdi led sönecek. Hani bu şekilde fonksiyonlar falan kullanarak gayet keyifli bir kullanım elde edebilirsiniz. Şu an daha veri göndermedi. Çünkü ben
ESP32'yi dakikada bir vire atacak şekilde ayarladım. 12.49 30. saniyede ya da işte 12.50'de falan atacaktır veriyi. Biraz daha bekleyelim. Şu anda gördüğünüz gibi 12.49 35. Arada 10 dakikadan fazla bir fark var. Ve buraya niye düşmediğini şimdi anladım. Buraya A2 yazacağız. Fonksiyonu düzelttim. Buraya A2 yazmak gerekiyordu. Bu arada hani gecikme hesabı da şu şekilde yapıyorum. Burada böyle bir formülüm var. Bu şeyi de doku da sizinle paylaşacağım. Hani isterseniz tıklayıp bakabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ortalama gecikme 2 dakikaya doğru düştü. Çünkü birkaç kere şey atıldı. Gördüğünüz gibi bağlantı hatası sayısı 4. Neden 4? Çünkü benim şuralarda da birkaç kere bağlantı kopan yerlerim var demek ki. Bunları işaretleyecek bir şey yapmadım. Ama vardır yani. Sayıyor. Yani gördüğünüz gibi bağlantı hata sayısı 4. Yani 10 dakikanın üzerinde gecikmenin olduğu 4 tane durum var demek. Bu arada tekrardan güncellemeye girdi gördüğünüz gibi otomatik olarak. Ben her yarım saatte bir istek yapacak şekilde ayarladım. Hani bu sayede 1 milyon çağrıyı kullanmadan hani birkaç çağrıyla verileri alabiliyorum. Zaten çok fazla yenileme yaptığımızda da gördüğünüz gibi gecikme oluyor. Beklediğimiz süre artıyor. O yüzden gereksiz. Yani bu proje gördüğünüz gibi bu kadar. Google Sheets ile nasıl loglama yapılır? Bu verileri nasıl anlamlı veriye işlersin? Bunu anlatmak istedim sizlere. Yani aynı kullanımı Excel gibi. O yüzden sıkıntı çekeceğinizi sanmıyorum. Eğer anlatmamı istediğiniz detaylar olursa bana her zaman ulaşabilirsiniz. Kaynak kodunu vermiyorum çünkü bu kodu satmayı düşünüyorum. O yüzden kodu almak isterseniz benimle iletişime geçebilirsiniz. Sizinle bu sheet'i paylaşacağım dediğim gibi. Oradan hani kurcalayıp ya burayı nasıl yapmış? Image'i işte şuradan almış, şu boyutu ayarlamış. İşte bu veriyi şuradan almış, bunu şuradan almış. Bak burada fonksiyonu böyle kullanmış. Bunu bu şekilde kullanmış. Bu neymiş? Formül tanımı buymuş falan. Hani bunlara bakarak siz de kendi sisteminizi tasarlayabilirsiniz. Eğer benden istediğiniz farklı projeler olursa onları da belki bir ara yaparım. Mesela şu an uğraştığım ESP32 projem de var bir tane. O proje büyük ihtimal sizin ilginizi daha çok çekecek fakat onun da patentini düşündüğüm için en azından kodun bir hakkını aldıktan sonra onu da sizlerle paylaşacağım. Yani şimdilik benden bu kadar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere. Bay bay.